Eskiz kullanan ve eskiz gerektiren unsurlardan bir diğeri de süpürme unsurudur. Öncelikle boş bir çizimde süpürme unsurunun mantığına bakalım. Süpürme unsurunda size iki farklı eskiz gerekir. Bu eskizlerden bir tanesi süpürülecek kesit, diğeri de eskizin süpürülerek ilerleyeceği yani yoldur. Bu ikisinin tanımlanması sırası önemli değildir. İstediğiniz şekilde önce yolu sonra eskizi oluşturabilirsiniz. Ama önce yolu oluşturmanın kimi avantajları var, onu burada göstermeye çalışacağım. Yol olarak basit bir yol tanımlayalım. Ve isterseniz ölçülerle istediğiniz biçime getirebilirsiniz. Ama bizim için çok önemli değil. Şimdi kesitin tanımlanması gerekiyor. Kesitin yerinin daha doğrusu doğru tanımlanması elde etmek istediğiniz sonucu sağlayacaktır. Burada çalışma düzlemleri içerisinde daha önce görmediğimiz yeni bir düzlem oluşturma yönteminden de bahsetmiş olacağız. Plane komutuna girip bir doğru parçasını işaretlerseniz ve bu doğru parçasının son ya da başlangıç noktasını gösterirseniz, bu doğru parçasına dik ve belirttiğiniz noktayı içeren bir düzlem otomatikman tanımlanmış olur. Zaten bizim süpürme işlemi için kullanacağımız kesitimizin de tam burada başlaması önemli. Düzlemi işaretledik ve sağ tuştan New Sketch ile yeni bir eskiz düzlem olarak tanıttık. Proje geometri ile öncelikle buradaki doğru parçasının son noktasını işaretleyerek bulunduğum düzleme iz düşürüyorum. Daha sonra daire komutuyla bir daire oluşturuyorum. İsterseniz ölçü de verebilirsiniz. Finish Sketch ile katı modelleme ortamına dönüyorum. Şimdi süpürme komutunu kullanabiliriz. Profil olarak benim kapalı kesitim otomatik olarak alındı. Benden yolu göstermem isteniyor. Yolum bu ve OK'ye bastığım an süpürme işlemi gerçekleşti. Dolayısıyla buradaki örneğin de gösterdiği gibi önce yolu tanımlamak bazı işleri kolay yapmanızı sağlayacaktır. Elbette bu bir kural değil. Şimdi süpürmenin farklı bir yöntemine daha bakalım. Süpürme işlemini bir parçanın kenarları boyunca da gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle buradaki düzlemi seçiyorum ve sağ tuş menüsünden New Sketch ile yeni bir eskiz düzlemi olarak tanıtıyorum. Dikkat ederseniz parçanın kenarları otomatikman düzleme iz düşürüldü. Çünkü benim yolumu bu kenar oluşturacak. Parça modelleme ortamına geri dönelim. Şimdi süpürme kesiti için bir düzlem tanımlamam lazım. Bir önceki örnekte yaptığımız gibi bu doğru parçasına bu noktada dik bir düzleme hızlıca oluşturabildik. Daha sonrasında bu düzlemi işaretledim ve New Sketch ile bir eskiz düzleme olarak tanıttım. İlk olarak yine proje geometri ile buradaki doğru parçasını seçiyorum ki bu doğru parçasının son noktası referans olarak buradaki düzleme iz düşürülsün. Daha sonra line komutunu kullanarak oluşturmak istediğim kesiti çiziyorum. Bu kesiti oluştururken sınırlamaların atandığına dikkat edin. Sonrasında da ölçülerle istediğim biçime getireceğim. Yükseklik olarak 8 mm olsun. Buradaki yüksekliği de 5 mm verelim. Genişlik de 8 mm olsun. Kalınlık olarak 1,5 mm uygun. Buradaki kalınlık da aynı şekilde olacak. Yazmak yerine buradaki ölçüyü işaretlersem kalınlığı otomatikman almış oldu. Son olarak buradaki kalınlığı da yine 1,5 olarak ayarlayalım. Finish Sketch ile katı modelleme ortamına dönüyorum. Şimdi yapmam gereken sadece ve sadece süpürme komutunu çalıştırmak, profili işaretlemek, yolu göstermek, birleşme işlemi olacağını söylüyorum ve OK ile süpürme işlemiyle oluşturduğum kısmı modele ekliyorum. Süpürme işleminin
ya da süpürme unsurunun daha farklı kullanım yöntemleri için bir sonraki alıştırmamıza bakabilirsiniz.